Bildiğiniz gibi Hugh Jackman abimiz Deadpool'un devam yapımında tekrardan Wolverine olarak karşımıza çıkacak. Peki bu filmin konusu ne olabilir? Neler görebiliriz? Gelin bunu hep birlikte bir konuşalım. Evet, son birkaç aydır çıkan haberlere göre Wolverine rolünü oynamayan bir bizler kalmıştık. Ki DC'nin Superman'i Henry Cavill abimiz bile bu rolle alakalı söylentilerde kendini bulmuştu. Fakat gel gelelim piyasada kimin adı çıkarsa çıksın hiçbiri Hugh Jackman'ın yerini dolduramadı. Yani fanlar bunca söylentiye sevinmediler bile. Ki Marvel'da bu önemli kadroyu yine aktör seçiminde göstermiş olduğu başarıyı tekrardan ortaya çıkartarak Hugh Jackman'ın eksikliğini ilerleyen yaşına rağmen Jackman abimize tekrardan doldurmayı başardı. He, ilerleyen yaş dediğimize falan da bakmayın. Ryan Reynolds abimizin kendi sayfasından yayınladığı videoda Hugh Jackman bayağı dipçik gibi de gözüküyor. Her neyse, Deadpool 3'te görebileceğimiz konulara gelecek olursak da ilk önce şu abone ol tuşuna güzelinden bir şamarı patlatın da ortamda bir şahaneni versin. Evet, ortaya atılan en deli teori Deadpool'un kontrolden çıkıp Marvel evreninde bulunan bütün mutantları öldürmeye başlayacağı yönünde. Ki olaylar çığırından çıkmaya başladığında Wolverine Deadpool'un karşısına geçip hem onu durdurmaya hem de kendine gelmesi için yardım etmeye çalışabilir. Ve aslında bu tarz bir hikaye çizgi romanlarda da bulunuyor. Marvel evrenindeki kötü doktorlarımızdan biri Deadpool abimizin beynini yıkamayı başardıktan sonra Wade Wilson'ın ölümcül derecede bir öfkeye kapılmasına neden olmuştu. Ki bu doktor bunu nasıl başardı, yani Deadpool'u nasıl ele geçirdi derseniz de hatırlarsanız Deadpool'un iki filminde de X-Men bir türlü Wade Wilson'ın peşini bırakmıyordu. Ve bu hikayede de X-Men iyileşebilmesi için Deadpool'u akıl hastanesine yatırmış. Ve olanlar da işte bu esnada olmuş. Evet, şu anda çoklu evren muhabbetleri zirve yapmış durumda. Ancak Ryan Reynolds'un Logan'ın 2029 yılında geçen Logan filminde öldüğünü ve bu hikayenin ara bir zamanda geçtiğini söylemesi bu çoklu evren olaylarını bir tık da olsa arka plana atıyor. Fakat yine de Marvel ve bünyesinde bulunanların bu tarz paylaşım ve fragmanlarla sürekli ters köşe yaptıklarını da unutmamak lazım. Ki Multiverse of Saga'nın içinde olduğumuzu da düşünürsek, alternatif evrenlerin ortasında kalmış bir hikaye ve çok farklı bir Deadpool ve Wolverine'le de karşılaşabiliriz. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceniz ne? Sizce Deadpool 3 filminin konusu nasıl olacak? Fikirlerinizi yorumlarda yağdırın gelsin. Ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi, sağlıkla kalın.